Merhabalar kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım. Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün de güzel bir tarifimiz var. Şöyle tavada yapabileceğiniz bir tavuk şiş tarifi hazırladık. Tavuk buttan yaptık. Bunu siz tavuk göğüsten de yapabilirsiniz. Maliyet düşük olsun diye. Ama tavuk buttan yaparsanız daha lezzetli olur. Şimdi malzemeleri hemen sayalım size. Şöyle buçuk kilogram tavuk but kemiksiz. Kuşbaşı doğranmış. 2 çorba kaşığı sıvı ayçiçek yağı. 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı köri. Bir tatlı kaşığı kekiğimiz var. 3 çorba kaşığı süt, 1 çorba kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuzumuz, bir de tahta kaşıklarımız var. Evet malzemelerimizi karıştırıyoruz birbirine. Harmanlayacağız, bir sos haline getireceğiz. Dediğim gibi burada sirke de kullandık. Sirke çok önemli ve lezzetli bir ürün. Ete, hele ki beyaz etlere gerçekten elma sirkesi kullanırsanız daha iyi olur. Elma sirkeniz yoksa da üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. Ama ben elma sirkesi vardı elimde bunu kullandım. Evet sosumu hazır hale getirdim. Şimdi tavuklarımı birleştireceğim buna. Kuşbaşı doğradım. Tavuk butları. Dediğim gibi tavuk bonfileden de yapabilirsiniz. Tavuk göğsünden kuşbaşı doğrayıp bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Ama ben kasabımda gidip tavuk but aldım. Derisiz hale getirdim. Kemiksiz yaptım. Ama siz kasabınızda da tavuk butu alıp kuşbaşı doğratabilirsiniz. Şöyle güzelce sosumu yedirdim. Hazırladım. Bu sosu yaklaşık bir saat dinlendirmeniz gerekiyor. Sosu dinlendirdikten sonra hemen şöyle tahta şişlere önceden de 3 tane hazırlamıştım. Şöyle Tahta şişlere dikey bir şekilde etleri takıyoruz. Dikey şekilde takarsanız etler düşmez ama e, direkt kare olarak takarsanız etler şişten düşebilir ama mümkün olunca dikey şekilde saplamaya çalışın. Görmüş olduk artık şişlerimizi de güzel güzel saplıyoruz. Sosunu yedirdik. Sosun dediğim gibi yaklaşık bir iki saat güzelce dinlendirin. Bir gün önceden de dinlendirebilirsiniz. Vaktiniz zamanınız varsa bir gün önceden soslayıp terbiye edip Dolapta dinlendirebilirsiniz. Dolapta dinlenince gerçekten lokum gibi oluyor. Birazdan pişince de bu güzel aroması tabii ki sizler evinizde yapınca körünün kokusu, körü bambaşka bir lezzet veriyor. Sarımsak kullanmadım. Evet tavuk işlerim hazır. Tavayı ocağa koydum. Ondan, önceden tavamı ısıttım. Geniş bir tava. ızgara tavası da olabilir. Normal bir tava da olabilir. Bunu ocakta mangal tadına yapabilirsiniz. Güzel aromasıyla, lezzetiyle hazırlayıp misafirlerinize de ikram edebilirsiniz. Öncelikle bir 3 dakika alt tarafını 3 dakikada üst tarafını ocakta pişireceğim üzerine kapakla örteceğim. ben kapakla daha güzel buharıyla beraber pişiyor yumuşacık bir hale geliyor hem de lezzetli güzel karamelize oluyor bunu dediğim gibi siz evinizde misafirlerinizi de hazırlayabilirsiniz güzel bir tavuk şiş tarifi çok pratik ve kolay e, rengini görüyorsunuz güzel bir e, açık bir tonda kızarıklık var bu da körünün kendi rengi körü hem renk hem de lezzet katıyor. Köriyi tavsiye ediyorum ben size gerçekten köri çok lezzetli bir baharat. Evet şimdi kapağımı da örtüyorum biraz da kapakla beraber pişsin hem yumuşasın hem de buharı böyle içine sinsin ki yumuşak bir et olsun. Evet şimdi ters çeviriyorum tekrardan daha sonra tekrardan kapağını örteceğim. Bu lezzetli tarifi yanına pilav koyabilirsiniz, yanına güzel bir kremalı mantarla sunum yapabilirsiniz, yanına bir salatayla sunum yapabilirsiniz. Sunum işini artık sizlerin evdeki imkanlarınıza bırakıyorum. Evet, tavuk işimiz artık hazır, sunumumuzu da yaptık. Şöyle bir tabağın içerisine çıplak bir şekilde hazırladık. Umarım bu tarifimizi beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve sevdiklerinizi paylaşmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel günler diliyorum. Allah'a emanet olun.